Tekrar merhaba Q Spike takipçileri, Metal Gear Solid Fight The Phantom Pain 3. görevi olan A Hero's Way ile tekrar karşınızdayım. Hedefimiz öncelikli olarak esen kalmak, arkasından bir sonraki videoyu hatta sağ üst tarafa ekleyebilirim. Pastörüyle birlikte yani yan görevleri, onları da nasıl yapacağımızla ilgili ayrı bir seri daha başlattım. Sadece görevler et almak değil, tasklarındayım. Eğer metalımız varsa oradan başarımları da kazanmak adına paylaşımda da devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Es almaya çalıştığım zamanlarda kalkıp sağda solda gördüğüm bitkileri toplamaktansa direkt görev olarak alıyorum. Tasklarda işaretlediğimiz o haritada kendi kendine işaretlenen o bitkileri o zaman topluyorum. Mesela atıyorum Golden şey, Crescent diye bir bitki varmış burada mesela. Burada Wormwood varmış gibi. Şimdi öncelikle hedefimiz dediğim gibi direkt göreve odaklanmak. Es almaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir durum. Yavaş yavaş görevlerde es almak zorlaşıyor. Birkaç kez yapmanız gerekebiliyor bu arada. Çünkü envanteriniz yetersiz kalıyor. Yani mesela en basiti Green var. Ve durum çok erken bitiyor. Biraz o yüzden... Aha. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Öncelikle işaretlemeye çalışacağım çünkü. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. İşaretlemeye çalışıyorum çünkü oraya girdiğim zaman analysis sağdan soldan gelebilecek düşmanları görmek istiyorum. Riske sokmadan kendime rahat bir şekilde görevi tamamlamak analysis adına. Complete. R&D'yi hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum bu arada. Çünkü subtesimi güçlendirmek istiyorum. Bizim ne kadar uzun sürerse o kadar iyi olacak. Ve bu uyutma silahları da sanırım Intel Team ile alakalı. Intel Team'inizi de hızlı bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor R&D ile birlikte. Etrafımız temiz. Analysis complete. Bu arada gerçekten yani şu oyunun yapay zekasına ayrı bir hayranım. Where are your friends? The map has been updated. Bence bu yüzden kendini oynatmaya devam ediyor bu oyun. Yani gerçekten zevk alarak oynuyorum. Hani kaçmaya çalıştığınız zamanlarda etrafınızı sarmaları, tam kurtuldum derken işte ne bileyim daha çok üstünüze gelmeleri, darlamaya çalışmaları, yani kaçmanız imkansız diye öyle söyleyeyim. Bu sefer sizi şeye sokuyor işte, çatışmaya mı gireceksin yoksa kaçacaksın mı? Ya komple kaçacağım o alanda ya da çatışacağım yani başka seçeneğim kalmıyor. Analysis complete.
Bu arkadaşı direkt gönderelim. Şu arkadaş da yetenekli bir arkadaşı gönderelim. Çok ters yere gelmişim. Ya da fark etmiyor ya. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu capture cache dedi. Bunları da kullanın arkadaşlar. Bu ne işimize yarayacak? İşte ufak kemirgenler, ıvırlar, zıvırlar. Onları yakalamanıza yarayacak bunlar. Belli konularda belli başlı özel şeyler var. Kedidir, ıvırdır, zıvırdır, yakalayabiliyorsun. Alarm çalacak. Oldu. Extraction arrived at mother base. Puanımız düşmez bu yüzünden. Son olacak gibi düşünüyorum. Bakalım. Bu capture fake'leri kesinlikle kullanın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hem kemirgenler, başarısızlar onları yakalamanızı yarıyor. Hem de ileride hayvan taşıtı açacaksınız base'inizde. Orada bunların yer alması adına. Yani çok bir şey yok ama hani o içinde böyle bir özellik var. Neden kullanmıyorum? Elinizden geldiğince, aklınıza geldikçe bunları yerleştirmeyi unutmayın. Eksi yok, artısı da çok az ama kullanırsanız iyi olur. Eğlence, ufak bir yan görev gibi düşünün yani. Amazing, mission complete. That right there is why you're the best boss. The one and only. Evet arkadaşlar, böylelikle S rankımızı almış olduk. Refleks modu dediğim gibi yine kapalı. Savaş alarmı çalmadı. Sadece combat statüse geçtiler. Combat statüsünün şöyle bir farkı var normalden. Sürekli tipte oluyorlar arkadaşlar. Ve yapay zeka bu sefer sizin olduğunuz konumlarda daha çok adamın olmasına doğru dönüyor. Ve gerçekten sıkıştırıyor sizi. O yüzden elinizden geldiğince gizli bir şekilde kimseyi öldürmeden sakin sakin göreve odaklanın. Benim nacizane önerim size bu oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı, beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak istese çan atlamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki görev Episode 3 A Hero's Vain taskları olacak. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.